İyi geceler sayın dinleyenler. Kaybedenler Kulübü burası. Say the unfamiliar. Say what makes it real. Yankı yayınlarını araştırmaya başladığımda bir Yeşilçam yapımcısının yaptığı bir iş olduğunu gördüm ve bir röportajına ulaştım. Röportajında şöyle bir şey diyordu. 101 tane kitap basacağım ve bu kitapların kapaklarını bir araya getirdiğimde, duvara yapıştırdığımda istediğim resmi tamamlayacağım ve yayıncılığı bırakacağım. Aslında biraz da 6.45'in iyi dürtüleyen şeylerden biridir de bu. Bu çok çekici bir şeydi tabii. Yani çünkü bir şeyi iyi bitireceğin anı bilerek bir şeye başlamak. Bu çok garip bir şey. Ve çok çekici bir şey. Dolayısıyla yankı yayınlarını toplamaya başladık. Fakat yani kaç tane basıldı? 101'e ulaştı mı? İşte bununla ilgili uzun, o zaman internet de yok. O zaman internetimiz Akbar'ın önü ve Kadıköy sokaklarıydı. Yolumuz Uruç Arova'ya uzandı. İster istemez. Çünkü kaç tane kitap yayınladığını ve bu listeyi bulmak istiyorduk. Bir gün Beyoğlu'nda Yapı Kredi yayınlarının içinde Enis Batur'la otururken Oruç Araba'yla tanışmak istediğimden bahsettim. Bu arada genç kuşak için söyleyeyim. Enes Batur değil, Enis Batur. Google'dan bakabilirsiniz. Birkaç tane kitap yazmış. Bir arkadaşımızdır kendisi. Frankofondur biraz. Çok severiz kendisini. Ayrıca 6.45 yayınlanan ilk kitabı da Enis Batur'un Koma Provalarıdır. Velhasıl bu vesileyle Uruç Arova'yla tanıştık. Tanıştığımız yer de enteresan bir yerdi. Mete ve ben Atlas Pasajı'nda, yani girişinde bir bar vardır. Orada buluştuk. Acayip bir şeydi. Bir kere Türkiye'nin ilçesi falan değildi. Türkiye'nin Oruç Arova'sı idi. Nietzsche alt etmiş yanında, söyleyeyim size. Bu lafın arkasındayım. Yani ciddi bir laf ettim biraz önce ama bu lafın arkasındayım. Bir şeyler içtik. Bütün tanıdığım iyi adamlar gibi iyi içiyordu kendisi. Tarihe düşsün diye söylüyorum. Derdimizi anlattık. Ve sonra Kemal Demirel'le bizi tanıştırabileceğini söyledi. Kadıköy'de o zamanlarki adıyla Trip Bar'ın üstünde bir rakı sofrasında buluştuk. İnanılmaz günlerdi. Yaklaşık 8 ay boyunca her pazar o sofrada buluştuk biz. 8 ay boyunca hikayeler dinledik Uruç Arova'dan. Rakının bir yerinde hep bir şeyler yazmasını istedik bir yerlere. Hiç kırmadı bizi. Sonra kitaplarını yayınlamak istediğimi söyledim. Bu kayda geçmesi için anlatıyorum.
şiir kitaplarını yayınlayabileceğimi söyledi. Çok mutlu oldum. Yani bir yayıncı olarak inanılmaz bir şeydi. Bir sözleşme önerdim kendisine, bir sözleşme imzaladım. O zamanlar daha bu bandrol, ıvır zıvır meseleleri yok. Ya da yeni başlıyor. Reddetti. Bir garip oldum. Yani nasıl? İşte veriyorum ya dedim. Al, bas. Dedim bir şey, ya nasıl ödeyeceğim? Bir şey lazım olursa ararım ben sana dedim. Ve 6.45'ten çıkan Haluk Çarabalar'ın çıkış hikayesi budur. Çok uzun süre aramadım bir şey istemek için. Sonra zaman zaman aradı, bir şey der istedi, bir takım komik rakamlar. Ya öyle bir adamdı ki bu sisteme dair, sistemin getirdiği şeylere dair hiçbir karşılığı yoktu onda. Yani bir söz söylemişti. Tamamdı. Daha sonra Wittgenstein'in yan değiniler belki hani Nietzsche niye ki yani hani Nietzsche çevirdi diye mi? Belki Wittgenstein'a daha yaklaşabilir bir benzetme olur. İlla bir şeye benzetmek gerekiyorsa. Ama benzersiz. Benzersizdi. Yayıncılığa devam ederken ben kitaplarını yayınlarken Eskişehir'de bir bar açtım. 6.45'te. Bilenler bilir. Dolayısıyla her hafta Eskişehir'e gidip gelmeye başladım. O yıllarda yemekli vagon vardı, sigara içilebiliyordu ve içki içilebiliyordu. Dolayısıyla çok heyecan verici bir şeydi bu. Yani aslında çok biraz bohem, biraz tamam 4 saat, 5 saat yol ama yani işte bir şeyler yiyip, bir şeyler içip, bir şeyler yazmak. Belki o bize kodlanmış olan Orient Express'ten bu tarafa gelen tren ya da Amerikan tren yolu geleneğinden, hobo geleneğinden gelen bir sevgimiz hep oldu trenlere, kendi adıma. Dolayısıyla yani yemekli vagonda gidip gelmeye başladım uzun zaman boyunca. Bir gün, o günlerden bir gün, yani barın 3. 5. yılı, belki 2. yılı, Eskişehir'den bindim ve direkt yemekli vagona gittim. Birisi Kaan dedi, döndüm, baktım, Oruç abi oturmuş, beyaz peynir var, rakısı var. Oturdum. Bir büyük içtik. Doğan Çay istasyonu vardır. Arifiye'ye gelmeden önce. İnanılmaz bir istasyondur. Hala da oradan herhalde geçmiyordur artık. O Doğan Çay'ın çınarları, Doğan Çay'ın pınarları. Orada durduğumuzda konu aslında o kitaba gelmişti. Yani Oruç'un Doğan Çay kitabına. Ben şu defteri çıkarttım. Yaz bir şey dedim.
bugün sosyal medyada paylaştığım şey sadece benim bu defterimde olan bir şey. Şöyle göstereyim size. Bu alttaki ise bana ait sadece bu çizim. Bir Tanzaku. Burada çok fazla şey konuşulabilir. Yani buradan çok, hani bu da kayda geçsin diye aslında paylaştım. Çünkü o çorabanın hiçbir yerde olmayan metinlerinden biri. Ben de bunlardan bir sürü vardı. Onları da paylaşacağım. Ki kayda geçsin, edebiyat tarihine geçsin. Sonra İstanbul'a geldik. Çok sarhoştum. Yani Kadıköy'e çıkıp yine o sofraya gitmek mümkündü ama ben o gün evlenmek üzere olan bir arkadaşın böyle bir aile yemeğine katılmak zorundaydım Beşiktaş Çarşı'da. Beşiktaş Çarşı'ya geçtik. Yani abi dedim, nereye gideceksin? Bilmiyorum ki dedi, evim yok. Kalacak bir yer bulurum. Dedim karşı, yani Beşiktaş'ta içmeye devam edelim. Tamam dedi. Böyle aşırı formal bir sofradı. Yani işte anne baba evlenecek iki tip. İşte onların annesi babası, biz yakınları. Ve Oruç Oraba. Herhalde saat 12'yi falan bulduğunda insanlar kalkıp gitmek istedi ama yani gidemediler. Öyle bir aurası vardı. Ve o kadardı aslında, sevgisi vardı. Ne işim var burada? Hiç demeden. Diye kalktık, kahve dedim, ne yapacağım, yukarı çıkayım dedi, bir şeyler daha içerim, kalacak bir yer bulurum. Bir hoboydu, evsizdi yani. Kitapların nerede dediğimde, bir İzmir'deki sevgilimde koli halinde, işte şuradaki sevgilimde şurada. Böyle bir adamdı. Yani çok, belki biraz daha zaman geçince, belki şu hissettiğim ağır şey geçince yani biraz daha detaylandırabilirim ama yani işte bu da bir tanışma ve başka bir şey. Yani işte devamıydı ama yani şöyle bir şey de var hayatta. Yani mesela başın sağ olsun demek bu kadar boş bir kelime ki. Çünkü her bir yakını ölen birine başın sağ olsun demek aslında hiçbir anlam ifade etmeyen bir kelime. Başın sağ olsun. Yani çünkü bu paylaşılabilir bir acı değil. Yani birinin yok olması, birinin bir daha var olmayacak olması, birinin hayatından kapladığı tüm alanlarla birlikte yok olup gitmesi. Fakat bu yine de bir tarafı, bir sakinleştirici bir tarafı var. Çünkü her ölüm insana kendi ölümünü hatırlatır. Çünkü her başın sağ olsun diyen kendi ölümüyle yüzleşmiştir o anda. Bu yüzden hani belki bir anlam ifade edebilir diye düşünüyorum. Bir şey çalmak istiyorum şimdi. Sonra
konularımıza döneceğiz. Çok ağır bir şey vardı aslında ama şöyle bir şey çalayım. Bir Jungkook çalayım son parçası. Bu Oruç abi gitsin. Bir şey söylemek çok zor. And you had a heart. Don't think.